Selamlar, sevgiler, saygılar. Assassin's Creed 3'e devam edeceğiz. Fallout'u, Fallout Far Harbor DLC'sini, ana görevlerini en azından bitirdik. Şu anda 3 oyunumuz kaldı. Dördüncü bir oyun ekler miyim, ne eklerim henüz bilmiyorum, karar vermedim. Şimdilik 1-2 hafta eklemem gibi geliyor bana. Yani 3 gün, her gün birer oyun. Bir oyun daha bittiğinde ilk hangi oyun biter bilmiyorum. Ondan sonra 2 tane yeni oyuna başlarız. İnşallah. Bu arada şu anda Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Kaç gün sürecek bilmiyorum ama herhalde 3-4 gün sürer. Hafta sonuna kadar sürer tahminimce, yani Perşembe'ye kadar falan. Yani güzel indirimler var ama sadece işte korku, gerilim veya içinde işte korku unsurları barındıran oyunlarda indirimler yapmışlar. Tomb Raider'ın bu son oyunu neydi? Shadow of the Tomb Raider falan bile indirime girmiş. %30 küsür galiba. Vampir indirime girmiş. Ama yani indirimli fiyatları bile geçen seneye göre oran olarak kıyaslarsak veya bu senenin başlarına göre yani iki katı falan fark var. Geçen yani bu sene başında iki tane oyun alabilecek olan kişi bu şu anda bir tane oyun alabiliyor. Ben mesela şu anda hiç oyun alamıyorum. Vampiri almak isterdim ama maalesef şimdilik alamıyorum. Artık sene sonu indirimlerine kısmet. Gerçi arada bir de sonbahar indirimleri, sonrasında işte sene sonu indirimleri, iki indirim daha gelecek. Sonbahar indirimleri yakın galiba. O da Kasım ayı içerisinde. Sonra da Aralık sonu, işte yıl sonu indirimleri. Kasım ayı içerisinde sonbahar indirimlerin ne oranda olacak, ne kadar olacak onu da bilmiyorum. Burada ben ne yapıyorum yahu? Geçerli oyuna devam et. İlk medeniyetten herhangi bir görevim yok, şu anda boştayım. O zaman ünlem işaretine doğru yardıralım. Şu anda aranma durumumuz yok. Rahat rahat geçiyorum askerlerin yanından. Ama şüpheli bir hareket yaparsam, askerlerin yanında öyle atlayıp zıplarsam falan herhalde şüphelenirler. Dikkat etmek lazım. Bunlar kırmızı üniformalı değil. Ama yine kırmızı nokta olarak görünüyor. Yani yine düşman. Milis mi deniyor bunlara acaba? Yani İngilizlere, İngiliz donanmasına, ordusuna, donanma diyorum, İngiliz ordusuna hizmet eden. Arkada da bir tane soru şey ünlem işareti var ya, o şimdi mi çıktı? Hangisi benim ana görevim? Şurada var bir. Oh. O çok uzak. Ona gidemeyiz. Şuna gideriz. Liman üstadı. Ben sanki buna gitmemiş miydim daha önce? Bir de hangisi daha yakın şu anda? Ben şuna işaret koyayım. Aa, hızlı seyahat. Evet. Assassin's Creed'lerde hızlı seyahat pek kullandığım bir şey değil ama. Ha, orada çapa simgesi. İyi de yani beni götürebileceği bir yer yok ki bunun. Şu anda burada mı? Buraya mı gideceğim acaba? Olabilir mi? Çok yakın orası ya. Burada bana mesaj gelip duruyor. Hayda. Hayda. Burada bir işim yok o zaman benim. Ben buraya gideceğim. Buraya da hızlı seyahat yapabiliyormuşum. Güzel. Ya oyun size yeterince açıklama yapamıyorsa ne yapacağınızla ilgili, siz de biraz şeyseniz, malsanız yani benim gibi.
Oyunlarda böyle bocalayabiliyorsunuz arada. Şeyi izledim de. Pinti Panda'yı. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Edenleriniz var mıdır? Bu Red Dead Redemption 2 çıktı ya. Artık Red Dead Redemption 2 PC'ye çıkana kadar ben de birkaç video izledim ama devam etmeyi de düşünmüyorum. Oyunun en başına 2 3 3 video değil, 2 video falan izledim. Bir Pinti Panda'ya baktım, bir de şeye neydi? Easter Gamers var. Ona baktım. Şimdi Pinti Panda aynı benim gibi oynamış. Easter Games çok daha profesyonel oyuncu kıvamında oynuyor. Panda daha böyle noob, daha çaylak modunda. Çok takılmış, çok saçmalamış falan. Ama çok kendimi gördüm yani onu izlerken. Tabii o gene daha eğlenceli bir şekilde oynamayı beceriyor bir şekilde yani. Ulan ne kadar uzak bu. Reklam yapıyormuş gibi oldum ben de bu arada ama. Yok, ben de arada takip ediyorum şeyleri. Oyunları, videoları falan. Aa, çok uzak ya. Oraya hızlı seyahat yapabiliyor muyum? Aa. Vallahi yapabiliyorum. Keşfetmediğimiz yerlere hızlı seyahat yapabiliyoruz gibi sanki. Eğer orada nokta bir şey belirdiyse. Kır. Kaç tane bölge geçiyoruz ya? Bir yerden bir yere gitmek o kadar zor olmamalı ya. Kesin daha işte pratik bir yolu vardır da. Dedim ya işte az önce ondan bahsettim. Neyse. Buradan kesin bir atlama yeri vardır. Bakmadan atlıyorum ya. Aşağıda böyle samanlık, çalılık olmuyormuş. Küt diye kafa üstü. Bazen onu da yapıyor ya. Hani çalılık olan yöne doğru değil de başka bir yöne doğru atlıyor. Önceki Assassin's Creed'lerde oluyordu. Çalılık yan tarafta, biz başka yere düşüyoruz. Küt diye ölüyoruz. Böyle hatalar. Biraz da PC'de oynamanın işte şeyi, sıkıntısı. İnşallah Red Dead Redemption 2 PC'ye gelir. Herkes gelecek diyor ama öyle bir resmi duyuru yok. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Bir arkadaş da yazmış, şimdi unuttum isminin nickini ama Far Cry 5'in Türkçe'ye nasıl çıktı abi, oynayacak mısın falan filan diye. Şuna dikkat edin arkadaşlar. İnternette bazı çakallar işte falanca oyunun Türkçe'ye yaması diye, yama linki falan diye link veriyorlar. Bizim gibi işte oyunları Türkçe oynamaya hevesli oyun severler de hemen atlıyoruz. Siz olun, öyle her şeye atlamayın. Çünkü şeyden takip edebilirsiniz yamaları. Donanım Haber forumundan yamalarla ilgili bir onun sayfası var. Oradan takip edebilirsiniz. Genelde bütün demeyeyim ama çoğu yama orada duyuruluyor. Çıktığı zaman gerçek bir yamaysa orada duyuruluyor. Far Cry 5'in de mesela piyasada bir yaması var, Türkçe yaması var. Ama Türkçe yama falan değil. Kuruyorsunuz ama oyunu Türkçe yapmadığı gibi sizin bilgisayarınıza bir casus yazılım bulaştırıyor ve sizin işlemcinizin sürekli boştayken bile en az %50 performansla çalışmasına sebep oluyor. Arka planda şey yapıyor, işlem gücünüzü kullanıp sizin makinenin kripto para madenciliği yapıyor birilerine. Sizin böylece hem işlemcinizi yoruyor, hem işte performansınızı düşürüyor, hem boşu boşuna elektrik faturasına da yansıyordur tabii o durum. Böyle şeylere dikkat edin, atlamayın. Atlıyorsanız bile bir şekilde telafi edecek kadar bilgi sahibi olun ki. Neyse. Yani Far Cry 5'in Türkçe yaması yok. Henüz yok. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him, if you found him? You're a boy with a few months of training. Sen daha çaylaksın diyor işte. Sen onunla boy ölçüşemezsin diyor. Önce yavaş yavaş, adım adım. Önce küçük düşmanlardan başlayıp adım adım büyük boss'a kadar çıkarsın diyor. Hiyerarşi. Oo, hak ettik demek ki.
Fikrimi değiştirmeden. Sen kimsin? Ne çabuk taktı onu? Bu arada Uplay'de 200 Uplay puanına bir şey vardı. Ben tıkladım, açtım onu ama neydi o, hatırlamıyorum. Buradan mı bakacağız, ne? Yok. Dışarı mı çıkmam lazım? Kim ölecek? Ölmesin. Kimse ölmesin. Oo. Şu anda Türkçe çevrilen oyunlar var arkadaşlar. Far Cry 5 de onlardan biri. Çevriliyor ama çevirisi ne kadar sürer bilmiyorum. Oyuna zaten sahip de değilim yani. Türkçe çevrilirse de alıp serisini yapacağım bir oyun değil Far Cry. Ama belli de olmaz. Nasıl ya? Suya dokunma. Aa, suya mı dokundum? Ne ara dokundum suya? Bir anda kurtlar, bir anda rakun. Koşmuyor ki bu, koşamıyor. Abi ben ona nasıl yetişeyim? Oo, anladım. Oo, ya şuraya zamanında koşabilseydim herhalde. Ya oradan, yanından niye geçmiyor? Ha. Boşluk tuşuna basılı olarak koşuyorsunuz. Ama şöyle engelden, bir şeyin yanından geçerken boşluğu bırakmanız gerekiyor. Bayağı suya daldım. Dalmak zorunda kaldım. Ama oradan atlayışı sinematik olarak kaydettiklerine göre orada yani illaki yakalıyorsunuz demek ki, kaçırsanız bile. What this knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who are you calling a knobend? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. Hmm. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. Bunda da şey mi yapıyoruz ya? Ya arada ben şu mikrofonun şeyine dokunuyorum diye sizde böyle ses patlaması yapıyor mu bilmiyorum ama inşallah yapmıyordur. Bu oyunda da böyle sizin bir kampınız falan, bir köyünüz, bir şeyiniz olup da oraya insan toplayıp orayı geliştiriyorsunuz falan gibi, böyle Fallout'taki gibi durumlar var mı acaba? İnşallah yoktur. And other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. İzinsiz davet ettik aslında buranın sahibi bu adam ama. Mülk mü? Ne oluyor? Ne yazdı? Bir şey edinmek için. Çiftlik evini geliştirmek sana... Oo, evet, yeni kaynaklar falan varmış. Korktuğum başıma geldi. İnşallah mecburi tutmaz. Ya genelde mecburi olmuyor da... Burada yeterince gelişmediğiniz zaman başka yerlerde eksiklik oluyor. Oyunu oynamanız zorlaşıyor falan. İnşallah öyle değildir. Şu Dica. Di ve... D var, C var. Orada TR mi? T'nin yanındaki küçük harfi göremiyorum. Ablacığım sen misin?
Bu kadar kişi ne ara geldi buraya ya? Ben buraya içeri mi gireceğim? Dikim nerede? Buranın girişi nerede? Allah'ım, yandan dönmesi için basılı tutuyorum. Üstüne tırmanıyor. Gerçekten. Burada kimseyle iletişime geçemeyecek miyim? Şimdi çatıdan değildir giriş. Yani çatıdan değil. Bunlar sadece insanları gösteriyor galiba ya. Yürüyorlar. Onlar da hareket ediyor oradaki harfler. Etkileşime geçemiyoruz herhalde. Sanki evin içinde iki kişi var ama. Neyse ya, aman. Şuraya gideceğim. Şu ne? Manor. Şurada da var bir. Kereste fabrikası. Şu az önce bize işte sinematikle gösterdiği yer, çiftlik evi görevi. Onu yapsak mı? Şunlar hazine midir? Tahta bacak Tinkled. Yo, hazine değil. Tahta bacak Tinkled. Yo, hazine. Tahta bacak Tinkled'ın bence hazine. Bakalım ya, onlara şey yaparız. Şuraya bir gideyim. Evet. Şurada etkileşime giremedik kimseyle. O yüzden şurada da girebilir miyiz? Çok emin değilim. Bakacağız. İşaretçi. Ha, buraya hızlı seyahat yapamıyoruz. Koşacağız. Koşacağız. 168 metre. Koşarız. Çiftlik evi görevi diye görev olarak ekliyorsa güzel. Ama yok, sen işte sürekli bir şeyler bulup taşımak zorundaysan, hani görev olarak göstermemesine rağmen, öyle pek hoşlanmıyorum. Yani RPG oyunu olsa eyvallah da, yani Assassin's Creed, bu Assassin's Creed'ler en azından eskiler çok da RPG oyunu olmadığı için wow. Buradan oraya çıkış yoktur. Nereden vardır? Harbi mi? T karda çok zor ilerliyor. Güzel. Şuradan çıkar mı? Abi buralar sarp şey. Ha, yol var. Okey. Ama bu yol haritadan çıkıyordur ya. Başka yere gidiyor. Dur bakalım. Ne saçma. Kurt. Arkamda kurt var. Abi nasıl ya? Ha, doğru yere geldim. Birini attılar aşağıya. Aha, bunlar düşmanmış. Allah söylesenize. Kırmızı da giyinmiyorlar. Hayır. R. Pardon. Pardon. Ya bu niye yumruğa geçiyor? Abi yedik sopayı. Göremiyorum. Göremiyorum. Ya abi biriyle dövüşürken öbürü geliyor. Bir de o bıçağı kaç kere sokmam lazım acaba?
Oha. Adama 30 kere bıçak sapladım. Bir şey demiyorum. Siz anladınız. Ya bence yardım. Şimdi gideceğim. Evet. Bölümün başında bahsetmeseydim miydim acaba böyle Pinti Panda falan dedim. Ah mı tuttun ne oldu? Tanımam da kendisini. Hey Allah'ım ya. Ya kurt, E mi? Ben E'ye bastım ama iki kere bastım. Şimdi bir daha harf çıkacak. Ya bu harf olaylarına alışık değilim ben ya. Bana normal dövüş şeyi verse, ben çok güzel avlarım da E. Sol tuş. Derisini yüz. Animus veri tabanı kurt. Onu da Animus veri tabanından öğreniyoruz kurtu da. Kurt nedir? Bir dakika ya. Ben buradayım, buraya gidiyorum. Ora nere? Ha, arkada yani. Ya böyle salak hareketler yapmasa. Nerede o abi? Neyse bir şekilde ölmemeyi başardık yani. Aşağıda düşerken bıraktım ben. Yani nasıl olsa ölecek diye. Şeye boşluk tuşuna basılı tuttuğunuz zaman takla atarak iniyor. Belki de bu adamı kurtarabiliyorduk. Onu atmadan yetişseydik ben düşman olduklarını bile fark etmedim. Aa, zaten kurtarmış. Salaklar ayaklarından bağlayıp atmışlar. Ben kafasından bağlayıp bayağı astılar zannettim. What did they want with you? My purse, which was meager, and they decided to punish me for their trouble. Silly, really. My tools and equipment were worth a king's share to the right man. In any case, I had best get on my way. It's a long walk to the nearest inn. I thank you again for your kindness. Have you no home? Oh, well, I was a proud resident of Boston until recently, but I'm not a supporter of His Majesty, and, well, I was forced out of my woodshop and home by loyalists. There are plenty around here who could use the services of a skilled craftsman if you were looking for somewhere to settle. Is that right? I may look into that. Bu adamı da kattık bünyemize. Demek ki bu görevlerle işte nüfusu geliştiriyoruz. Artık sandık var idi, ahşap işleri. Bu bina yoktu. Komple bina geldi bu. Adam binasını yanında taşıyor demek ki. Yani başarım falan kazandık. Geldiği zaman binasıyla birlikte geliyor. Güzel. Başka o şekil bir görev yok. Şunlar ne? Bunlar yaban yolculuk yani haritayı değiştirmek için zannedersem. Şurada şuna bir bakmak istiyorum. Ya da şuna mı baksak? Şurası yine böyle sarp kayaların üstü ya da bir şeylerin arkası falan olup da ulaşamazsam sanki öyle bir yermiş gibi duruyor. Canım sıkılır. Şurası sanki daha ortalıkta bir yerdeymiş ama neyse. Şuraya bir bakayım. Güya yan görevleri yapmayacaktım. Ama ne olduğunu merak ettim işte şu kupa simgesi var ya. Gidip kupayı kazanmak istiyorum.
Yo, şeyde sanki. Normal Allah. Hayır, yukarı. Yukarıdan gideyim de ne olur ne olmaz. Eğer yukarıdaysa kayaların oradan tekrar çıkmak zorunda kalmam. Oradan çıkabileceğim bir yer belki bulamam. Ama aşağıdaysa kolayca ineriz. Au, burası bitti. He, demek ki düşündüğüm gibi değilmiş. Evet, şu hareketi yapıyor işte yüksekten atladığımızda. Canımız hiç gitmedi. Öldü mü lan? Yok. Vuramamışım ki. Bir diye bir ses geldi ama. Aa, gene mi ölmedi? Vay, kanı da akmamış. Neyse lan. Hadi kurtuldun. Hadi yırttın. Kesemese bir şey taşıma kapasitesi falan bir şeyleri geliştirmek için. Aha, kan. Avcılık yapmak gerekiyor sürekli. Ha, dibime kadar geldiler, öldürmedim ya. Uzaktalarken öldürmeye çalışıyorum. Normalde hiç sevdiğim bir şey değildir. Aa, gerçekten mi? Lan, kaplamanın içindeyim. Abicim, kaplamanın içine hala içindeyim. Hayır, hayır. Ve de oyun burada kaydetti. Otomatik kayıt var. Abi şimdi bu benim hatam mı? Yani dalış tuşu hangisiydi? Bunda yok. Normalde C'ye bastığınızda dalar. Hadi be güzelim ya. Boşlukla mı dalar? R mi F mi? Of. Oraya çıkacağım diye. Belki de böyle böyle yaparsam. Aha. Bir an çıktım sandım ya. Şimdi orada kendimizi görüyoruz. Daha derine dalmak için. X. V değil. B. N. Dal E diyor. Ha. Ama onu da yapmıyor işte. Ben hepsine bastım ki. Dalıyor da. Bir dakika ölsün. Boğulup öldü diyelim ki. Onun ölmüyor mu? Ölemiyor adama. Oy oy. Çünkü çıksam çık lan, tamam çık. Menü, ana menüye çık. Desmond. Hey Allah'ım ya. Yarım saat oldu ve biz daha hiçbir şey yapmadık. Neredeyim? Oyunda hızlı kayıt olsa, F5 olsa keşke. Yani tamam, yukarıdan gitmeme gerek yok. En azından onu biliyorum. Daha az karlı yerlerde koş.
Az karlı yerde yok ki. Neyse, bu bölüm böyle geçsin. Önümüzdeki bölüm ana görevden devam ederim. Şu ana kadar sıkılan bayılan arkadaşlar, görevde ilerleme görmek için zoraki seyreden arkadaşlar kapatabilirler. Zaten şu şeyi de keşfedeyim. Şu 204 metre orada ne var merak ettim. Onu bir keşfedeyim. Ben de kapatacağım. Aynı yükseklikten aynı yere düşüyor. Boşluğa basılı tutarak düştüğünüz zaman hiçbir şey olmuyor. Basılı tutmadığınız zaman canınız neredeyse dibine kadar iniyor. Böyle de bir oyun yani. Seviyoruz ama. Canımız ciğerimiz. Bir an önce aslında şeye geçmek istiyorum ben. Black Flag'e. Çünkü tüm Assassin's Creed serisi içerisindeki en iyi Assassin's Creed oyunu diyenler var Black Flag için. Yok canım, hiç alakası bile yok diyenler de var da. Ama en azından iyi bir oyun olduğu kesin. Yani 3'ten iyi olduğu kesin, öyle diyeyim. Bu benim yanıma gelecek. Ben burada bir tane deri almıştım. Onu alacağım gene illaki. Çünkü aldığınız şeyleri de kaybediyorsunuz büyük ihtimalle öldüğünüzde. Ki ölmedim. Yani oyunun salak hatası. Yeni oyunlarda artık bu kadar çok bug olmuyor. Yani ilk yeni çıktığı zaman birinci gün alırsanız oynarsanız falan oluyor. Çok bug oluyor da. Çok kısa süre içerisinde update'lerle onları kapatıyorlar. Yani aradan bu kadar zaman geçtikten sonra oynadığınız oyunlarda bug falan olmuyor ya bu. Neyse. Gelen giden yok. Az önce buralarda bir sürü cirit atıyordu şey. Az önce bu hareketi yapmadı işte. Ziynet eşyalarını bul. 1/4. Yok, oraya atlamam. Yok, oraya atlamam. Ziynet eşyalarını bulunca ne oluyor? Ceylanlar. Diğer ikisini de mi bulsam ya? Üçünü. Aa, üç tane. Bir dakika. 1, 2, 3. Gideyim ben bunu bulayım. Bunu da bulayım. Gıcıklık değil mi? Sinir olup kapatanlar nasıl olsa şu saate kadar kapatmıştır. Bu saatten sonra hala izleyen arkadaşlar varsa onlar zaten benim çaylaklığımı izliyorlardır. Onlar için sıkıntı yoktur. Islık çalıyor gibi bu geyiklerin sesleri ya. Çok acayip. Sen koskocaman hayvansın. Nasıl çıkartıyorsun bu sesi? Kuş sesi gibi. Ama geyik sesi. Buradan tırmanılır mı? Bence tırmanılır. Ya yapma bunu. Aslında çok rahat tırmanabileceği bir yer gibi görünüyor da tırmanamadı nedense. Bak, evet. Doğru yeri denk getirmeniz lazım. Evet. Ya ama çok saçma. O haldeyken çıkamadı yukarı. Bir yana gelip öyle çıkmak zorunda kaldım. Huhu. Geyiğe suikast düzenledim. Bu ne? Nasıl bir ekran? Kaplamanın kanırın içinden gösterdi. Şu buralarda da geyik geçmiş herhalde. Geyik izi midir artık bilemiyorum. Karda iz bırakmış. Neyse, bir tane geyik yeter. Aa, bir tanecik okum kalmış benim. Böyle sağa sola saçarsan, bir de öldüğünüzde bu oyunda, yani önceki oyunlarda öyleydi, muhtemelen bunda da öyledir. Assassin's Creed'lerde, Far Cry'de de öyle zannedersen, bu Ubisoft oyunlarında böyle bir sıkıntı var.
Atıyorum yani cephanenizden birazını harcadınız ve öldünüz. En son işte otomatik kayıt aldığı yerde tekrar başlatıyor ya. Kaybettiğiniz, ölmeden önce kaybettiğiniz eşyalarınızı kaybetmiş olarak başlıyorsunuz. Oo. Ah be. Yapamadı suikasti. Gördü beni. Neyse. Şunlardan da bir tane avlayasım var. Gelsene gelsene. Esas geyik bunlar. Az önceki Ceylan'dı. Oo. Oo, çok güzel. Tek de ölmesi saçma ama bu kadar kocaman hayvan tek de ölmez. Okumu geri alabildim mi? Alabilmişim. Nereye gidiyordum ben? 100 metre. Aa, bu seferki yukarıda. Ha, şu ağaçtan çıkarım bence. Hayır. Lan ağaca. Kanır. Daha yukarı çık. Daha yukarı çıkmıyor. Ama böyle yer mi olur ya? Burayı yapıyorsan çıkılabilir bir yer yap, değil mi? Etrafından dolaştırmak nedir? Duvar olmayan, engel olmayan yerlerde engel varmış gibi takılıyor. Hayda. Buradan da çıkılamıyor. Kurt da var sanırsam. Heh. Öbürü de gelsin. Güzel. İki derim daha oldu. Bu ne? Neyse. Bir de şey aslında düşündüğünüz zaman bu oyun Assassin's Creed 1, 2, Revelations, Brotherhood Revelations. Daha önce yapılmış 4 tane Assassin's Creed oyunu var. Şey değil yani. Aa, buradan çıkabiliyor. Nereden çıkıp nereden çıkamayacağı hiç belli değil ki. Adamlar şey de değil, çaylak değiller yani ilk yaptıkları oyun falan değil. O yüzden bence bu kadar hata bug olmaması lazım. Benim sistemden falan kaynaklanıyor da olabilir diyeceğim ama sanmıyorum ya, 6 senelik oyun yani. Gerçekten. Ha. Abi sen nereden tırmanabiliyorsun, nereden tırmanamıyorsun? Hiç belli değil ki. Bak ya. Güzel. Şimdi buradan oraya atlayacağım. Tutunacak mı? Hayır, aşağı düşeceğim. Yazın bunu. Aa, tutundu. Güzel. Yani en azından tırmanılabiliyormuş bazı yerlerden ama
Nerelerden? Onu sizin biraz bulmanız lazım. Şeylerde, Tomb Raider'larda falan hani tırmanılabilir o şeyde tırmanış kazmasıyla tutunup tırmanabileceğiniz yerlerin rengi farklıdır ya, onu ayırt edebiliyorsunuz. Bunda öyle çok da ayırt edemiyorsunuz yani. Bir açıdan iyi, bir açıdan kötü. Şimdi kuşların olduğu yerde atlama jabazingosu vardır. Aa, bunu bana bırakmışlar. Tavşan. Güzel. Yeni Red Dead Redemption 2'de gördünüz mü? Böyle bir hayvanı öldürdüğü zaman derisini yüzüyor, derisini ayrı alıyor, etini ayrı alıyor, ceylanı falan. Ve üzerinde bir tane taşıyabiliyor doğal olarak. Atına yüklüyor falan, çok gerçekçi yapmışlar. Şu anda üzerimizde güya bir sürü deri var ama hani nerede? Yok yani güya. Gerçekçilik rol yapma oyunlarında iyi oluyor. Ve Red Dead Redemption 2'yi biraz daha hani diyalog seçenekleri falan da var. Karakter geliştirme var. Hani bayağı rol yapma oyunu yapmışlar aslında adamlar. Güzel olmuş. Sevdim. İnşallah dediğim gibi PC'ye çıkar ve inşallah PC'ye çıktığında Türkçe'ye de olur. Oh, E. Q. Göremiyorum. Bir daha mı gelecek? E. Q. Bunu normal öldüremiyormuşuz ya la. Derisini yiyoruz. Vay. Ok attım ama. Bayağı ayı gibi saldırdı yani. Huhu, Amerikan geyiği. Posto giyi eti. Etini de aldık. Hani neremizde taşıyoruz? Çok acayip. Okumuzu da geri aldık. Güzel. Güzel. Ne kadar olmuş? Bayağı 40 küsur dakika olmuş. Şuralara da bakmak istiyorum ama şuraya hızlı seyahat yapıp yapamıyorum. Buraya yaparım ben de. Oraya da bakacağım. Hatta diğerine de bakayım. Bir saatten uzun oluversin. Ne oluyor ya? Sen mi konuşuyorsun? He was 7 feet tall if he was an inch. I tell ya, legs like tree trunks on a smithy's arms. Almost broke my hand shaking a little. I could feel it then when I met him. No weapon made by man could harm him. Dev mi o bahsettiğin adam? Ne, bir de kendi kendine konuşuyor herif ya. Allah Allah. Tuhaf. Şuraya bir işaret koyayım. Şu 4 taneyi bulayım bari ya. Yani buradan belki güzel para kazanırız. Yani bir şeylerimizi falan geliştirmemiz gerekiyor ya. Belki bu yeterli olur. Bunları bulmamız. Ayda görev çıktı. Görev çıktı. Hayır ya, şu arada geç ya, sen asasinsin. Büyük düşün. Geçemedi. 68 metre. Yukarıyı gösteriyor ama ya. Bu da kesin ağaç üzerindedir. Aa yok, burada ortalıkta. Öyle bırakmışlar. İyi, güzel. Güzel. Ney? Gel. E'ye basacağım. Kurt. Kurt öldürmek kolay. EQ. Yani şeyine alıştıktan sonra çok kolay. Aslında bence normal şekilde dövüşmeliydik kurtla ki kolay olmasın. Ve hani bizim becerilerimize bağlı olsun. Bunda hiçbir şey Q'ya basıyorsunuz, öldürüyor. Neyse, bunu tercih eden de vardır belki de.
Ben pek tercih etmiyorum. Şu son olarak. Ha, arkamda. Oo, bu yukarıda işte, bayağı yüksekte. Ta o karşıki dağlar, ya of çeksem karşıki dağlar. Ah, o en tepede. Oraya nereden çıkılır? Ya bu koskoca şu gördüğünüz alanda bir iki yere çıkış koyuyorlar. Şimdi mecbur çıkacağız bir yerlerden. Yüz. Vardır inşallah orada yakından bir yerden çıkış. Yoksa hani ta uzaktan, uzak köşeden çıkartıyor. Atlaya atlaya zıplaya zıplaya sizi oraya götürüyor oyun. Az önce öyle yaptık mesela. Ama burada inşallah çıkarız. Nereden çıkılacağı da hakikaten belli değil. Böyle ara çatlaklara falan tutunup çıkıyor, çıkabiliyor. Nerede çatlak var? Buralarda hiç çatlak yok. Şelalenin altında bir şey var mıdır? Yoktur. Okey. Line. Kaplamanın içine girme. Ne olur, ne olur kaplamanın içine girme. Yani buralardan. Şurası çatlak mıdır? Değildir. Hadi be, bir tane kaldı ya. Ta buranın sonuna kadar götürecek mi beni acaba? Çünkü hiç buralardan çıkış varmış gibi görünmüyor. O kadar gitmek de istemiyorum. Ben bu tarafa gideceğim. Diğer tarafına yani. Ama orada da arada şelale var. Benim o şelaleden bu tarafa geçmem. Çok zor ama. Dur bakalım. Kapalı burası. Buranın kapalı olduğunu dibine kadar girince anlıyorsunuz. Oradan çıkış yok. Şey gizli. Şöyle gizleyelim. Sonuna kadar gideceğiz. Oradan çıkılıyor mudur ya? Orada sanki bir çatlak var gibi ayarlan gene bu taraftan. Neyin üstüne çıktın acaba? Oo, yukarı oraya bile çıkamıyoruz. Aa, oraya çıkış yok ki. Şuradan çıkar mısın?
Şurası sanki tırmanabilecek bir yermiş gibi görünüyor ya. Çok fazla girintisi çıkıntısı var. Tırmanamıyor. Evet, buranın sonuna kadar gideceğiz. Deneye deneye bulacağız. Şu aradan çıkarma. Yok. Ya bir de kaplamanın içine giriyor, korkuyorum. Kalacak kaplamada tekrar başlatacağım. Bir daha buraya kadar geleceğim. Hayatta gelmem bir daha. Ya da belki gelirim, bilemiyorum. Güvenemedim kendime. Abi burası bitmiyor ya. Vallahi bitmiyor. Ya çık. Buna çık. Abi yok, biz ta buranın varsa bir sonu, sonuna kadar şu ta oraya kadar bir yere, yani şu anda ekranın en sağ sağına kadar gideceğiz, sonra oradan tepeden tepeden. Şuradan belki, şuradan bir yerden çıkış olabilir. Çünkü burası biraz daha girintili, çıkıntılı bir yer en azından. Öyle gibi görünüyor. Ayı mı? Gördüğümü alacağım. Aha. Mesela buradan çıkıyor. Denk getirmeniz lazım. Hakikaten hiç anlaşılmıyor nereden çıkıp nereden çıkamayacağı. Göremiyorum. Mesela oraya niye tutunmuyor? Az önce tutunduğu yer benziyor. Yani her yerden çıkıyor aslında bu. Burası neymiş ya? Atlasana kardeşim. Of. Bura neymiş? Au. Buraya kadar geldim. Bir de haritadan hiçbir şey anlaşılmıyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani şuraya gitmem lazım. Ha, burası deniz. Burası tepe. Buradan kenardan geri geri. Bilseydim kıyıdan giderdim. Yani şeyden, karadan, bu tepeden. Koşa koşa giderdim. Koşa koşa gidilebilecek bir yer gibi de değil. 265-260 metre aşağıda diyor şimdi ama. Dur bakalım. Belki de koşa koşa gidilebilecek bir yerde. Belki de çok, az önce hani direkt böyle kenarda bulduk ya, çok kolaydı. Belki de öyle direkt kenarda. Yukarıda olsak kolaylıkla alabileceğimiz, ama denizdeyseniz ya da aşağıda bir yerdeyseniz, denizde olmanız şart değil. Tırmanıp yukarıya kolay kolay çıkamayacağınız bir yere koymuşlar. Sizi bayağı zorla şey yapmışlar, yani eziyet etmişler. Oradan buraya kadar hiçbir yere tırmanış vermeyerek. O hangi hayvanın sesiydi ya? Neyse. Sonunda sanırsam galiba. İnşallah.
Şunu da alacağız. Evet, tam da kenarda böyle dur, ortada bir şeymiş yani. Neyse. Bunları topladım, ne oldu şimdi? Envanterimi gösteriyor mu benim? Aa, gösteriyor. Geyik postu, geyik kay, geyik ili, geyik 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 Amerikan tilki, tilki tilki, yabani tavşan, kurt. Şimdi bulduk, hazine bulduk. Neyse. Ne bulduğumu bile bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey bulduk ama ya envanterde de görünmüyor. Şey gibi Far Cry'daki gibi hani bulduklarınızı hemen geliştirme yapmakta kullanmak için öyle bir şey de yok. Ne bulduysak artık bir tüccar mücer bulunca falan satacağız herhalde. Ya da belki gemi geliştirmesinde mi kullanacağız. Niye buldum ben bunları bilmiyorum ki. Hey Allah'ım, kafama. Neyse. Bir sonraki bölüm ana görevden. Güzel güzel devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar olsun. Bu böyle böyle geçiş geyik bölümü olsun. Zaten böyle sık sık bu tip bölümler çekmeyeceğim. Ana görevden genelde ilerleyeceğim. Bu biraz hani keşfetmek, neyin ne olduğunu öğrenmek için falan deneyeyim dedim. Öğrendiğime de pişman oldum. Hiç gerek yokmuş. Önümüzdeki bölüm devam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.